Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz daha önce başlamıştık. Bugün devam edeceğiz burada. Sebebi şu, çünkü bu ders ayrı ayrı okunsa zarar vermiyor. O da 20. mektup. Marifetullah'a dair, tevhide dair. Birinci makamını bitirmiştik. İkinci makamın ilk 3 kelimesini okuduk. Bugün 4. kelimeyi, yani ağır bir bahis ama imani bir bahis. Çok az bile anlasak, doğrudan doğruya marifetullah, Allah'ı tanımayla alakalı olduğu için ibadet kabul ediliyor. Hiç anlamadık farz edelim bir kelime bile, ibadet olacak. Yani 45 dakika, 50 dakika Rabbimize ibadet etmiş olacağız. Onu da hadis-i şerif çok güzel açıklıyor. Tefekkürü saati hayrun min ibadeti seneti. Bazılarına göre daha fazla. Yani bir saat Allah'ın varlığı ve birliği hakkında tefekkür etmek, düşünmek bir sene nafile ibadetten daha hayırlı. Tabii farz ibadet değil, o ayrı. Şimdi biliyorsunuz kelime-i tevhidle alakalı bu ders. Yani la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu meşhur kelime-i tevhidin 11 kelimesi var. Biz 4 kelimesini okuduk. Bugün lehul mülkü'yü okuyacağız. Mülk Allah'ındır. Hakimiyet ona aittir. Kudret ona aittir. Her şeyin sahibi odur. Bakalım bu kelimeye nasıl mana verecek? Yani ferşten arşa. Ferş dediği yeryüzü. Arş dediği biliyorsun tabir yerindeyse bütün kainatı kuşatan Cenab-ı Hakk'ın saltanat dairesi. Öyle tarif ediyor Üstad Hazretleri Arş-ı Azam'ı. Yani Miraç Risalesi'nde Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin en geniş dairesine biz Arş-ı Azam diyoruz diyor. Müthiş bir tarif bu. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ifadedir bu arş. Sera'dan Süreyya'ya, Sera dediği toprak. Süreyya dediği de biliyorsunuz meşhur yıldıza kadar. Zerrattan seyyarata, atomlardan ta gezegen yıldızlara, ezelden ebede kadar her bir mevcut, yani semavat ve arz, bütün gökler ve yer küresi, dünya ve ahiret, alem-i gayb, alem-i şehadet. Önce alem-i şehadet, sonra alem-i gayb. Her şey onun mülküdür. Onun mülkü olmayan hiçbir şey yoktur. Malikiyet mertebe-i uzması. Ha. Hepimizin kendimize göre bir mülkiyet dairemiz var. Anladın değil mi? Bu çok önemli bir kelime. Yani mülkiyet dairemiz var. Mesela diyorum ki bu kitap benim. Öldükten sonra işte çocuklarıma kalacak. Onlar ölünce kime gideceği belli değil. O zaman hakiki malik değilsin sen. Senin malikiyet dairen çok dar. Onun için diyor en geniş daire. Hepsi Allah'a ait. Aa, tamam bizim de bir mülkiyet dairemiz var işte bura benim diyorsun. Bu hadis-i şerifi de hatırlatayım da Cenab-ı Hakk'ın malikiyet en büyük mertebesini anlayalım. Çok söylediğim bir hadise. Bütün vefatlarda, taziyelerde anlatıyorum. Diyor insanoğlu vefat ettiğinde ruhu diyor kuş gibi kalkar. Lahdinin üzerine konar. Önce diyor kılınan cenaze namazında çevresine bakar. Sonra kabre uğurlayanlar, biz onlara teşhiyeciler diyoruz. Teşhiyeci. Yani İslami bir ıstılah bu. Onlar diyor tabi biliyorsunuz cenaze önde, millet arkada. Ben bizim köyde en az bir iki kilometre var cenaze şeyle, mezarlıkla bizim aramızda çok iyi hatırlıyorum. Biz çocuklar hep arkadan koşar giderdik, uğurlardık. O diyor böyle bakar. Der ki diyor. Yani aman ya. Ya evladi ve ya ahibbeyi ve ya astikayi. Ey çoluk çocuğum. Ey dostlarım. La tel'abenne bikumud dünya kema le'ibet bi. Burası çok manidar. Şu dünya benimle eğlendiği gibi sizinle de eğlenmesine müsaade etmeyin. Vallahi diyor haram helal demedim. Mal kazandım, biriktirdim. Şimdi öldüm gidiyorum. Mal kaldı başkasına. Bana kaldı sorumluluk diyor. Yani o da malikiyetin nerede bittiğini çok güzel ifade eden bir hadis.
Demek ki malikiyet mertebeyi bozmaz. En geniş, en büyük dairede malikiyet tevhid-i azam suretinde. Sadece Allah'ın tek olan sıfat ve isimlerinde O'nundur. Şu mertebeyi uzmayı malikiyetin, malikiyetin en büyük mertebesi ve makamı azamı tevhidin, tevhidin de değil mi? Yine en büyük makamı bir hüccet-i kübrası. Buna dair çok büyük bir delil. Hüccet demek, delil demek. Latif bir zamanda ve latif bir hatırada Arabi ibaresinde, Arapça olarak gelmiş delili. Neden Cenab-ı Hakk'ındır hakiki malikiyet? Neden en geniş dairede tevhid onun hakkıdır? Şu acizin hatırına ilka edildi. Yani kalbime sunuldu. O latif hatıranın hatırı için aynı ibareyi Arabiye'yi kaydedip, yani Arapçasını önce söyleyeceğim, sonra mealini yazacağız. Ben ama üstattan mealini dinlemeden Arapçasından da size özetini vereceğim. Kabul mü? Lehul mulk. Mülk en yüksek mertebede Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Cenab-ı Hak kıyamet koptuktan sonra şöyle demek ki kendi mülkünü seyrediyor. Hepsi helak olmuş. Yani fani fenaya gitmiş. Limenil mulkul yevm. Mülk bugün kimin? Ben hakkın o millalar kısmı var değil mi? Büyükelçilerin evleri. Buralar kim görür Denah'ı? Denah söyleme sahip iğnenin ucu kadar görünmez o mülkün yanında. İstanbul'un villaları şunu bunu hiçe sayılmaz. Limen il mülkül yem. Kiminmiş bakalım bugün mülk? Cenab-ı Hak kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahar. Bugün de, dün de, gelecekte de mülk zatında ve sıfatlarında tek olan ve her şeyi böyle yok eden istediği zaman Allah'a aittir, başkasına ait değil. Fanilerin hakiki malikiyeti olamaz. İşte şimdi lehul mülk, mülk onundur. Nereden biliyoruz? Ha, li'enne zâkel âlemel kebîre kehâdel âlemis sagîr. Allah Allah. Mesnu'a kudretihi, mektuba kaderihi. Zira şu büyük alem gibi, büyük alem dediği kainat, küçük alem olan, bu küçük alem gibi, küçük alem dediği insan, şu büyük alem de, yani kainat da, bunun ikisi de, onun kudretinin eseri olan sanat eserleridir. Ayrıca onun plan ve projesi dairesi olan kaderin yazdığı plan ve projeler neticesinde oluşmuştur. Bitti. Başka? İbda'uhu lidâke sayyerehu mescidem. Harika bir ifade. Delillerden biri. Bir defa ister insan ister kainat. Bu sanat eseri olan her şeyi İlk defa bu plan ve projeyle yaratması. Bakın burada 15-20 tane insan var. Hepinizin iki gözü iki kulağı var. Birbirimize benziyoruz. Temel azalar var. Ama hiçbirimizin hiçbir azası tıpatıp değil. İbda bu demek. Plan, projeler hiç benzeri yok. İlk defa yaratıyoruz. Dünyada kim bilir? Saniyede sen bilirsin. Kaç tane çocuk dünyaya geliyor? Sen bu işleri daha önceden ezbere biliyordum. Şimdi tabii çoğaldı. Hiçbirinin gözü hiçbirine benzemiyor. Ama tamamının gözü birbirine benziyor. İbda dediği bu. Yani bu kainattaki sanat eserlerini ilk defa plan ve projesiyle yeni de ilk defa yaratan Allah bu alemi de bir mescit gibi yaratmış. Ona secde ediyor. Başka? İcaduhu lihad. Öyle yaratmış ki bu kainattaki sanat eserlerini sayyarahu sacide. Onları kendisine secde eder kılmış. Niye? El insanu abidul ihsan. Çünkü insan yapılan iyiliğin kölesidir.
kainattaki bütün nimetleri Cenab-ı Hak verdiğine göre o zaman kime secde edecek hakiki manada? Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Görmez misin? Elem tera ennallâhe yescüde lehu mâ fissemâvâti vel ard. Akılla bakmaz mısınız ki yeryüzündeki her şey, gökler, yerler, güneşler, aylar Allah'a secde ediyoruz. Bir tane daha. İnşâuhu lidâke sayyere zâke milken. Gelelim inşaya. Bu da ayrı bir alem. İnşanın en güzel örneğini köylüler anlar. Ben de köylüyüm. Tamam, tarlayı bilir misiniz? Bizim Pınarbaşı diye iki dönümlük bir arazimiz var. Varımız yoğumuz o. Başka bir şeyimiz yoktu. Babam derdi yavrum, olsa ilim öğrenemezsiniz. Bu yeter size diyordu. Patates ekip yiyorduk kışın, kış boyu. Patates yiyorduk Hollandalılar gibi. Şimdi iki dönüm arazi. Hem patates ekiyorduk. Hem mısır ekiyorduk. Buğday yok. Buğday ektiğin zaman mevsimin çoğunu bekletiyor. Kısa zamanda olmuyor. Anladın değil mi? Şimdi güzel kardeşlerim, patates ekiyorsun aynı Pınarbaşı tarlasının toprağı. Anladın mı? Domates ekiyorsun aynı toprak. Yani ne demek? Cenab-ı Hak kainatı başta iki türlü ibda var diyor Allah. Allah'ın ilk ibdağı var. Bediüzzaman açıklıyor. Bir, kainatı ilk yaratırken yoktan yaratmış. Bu ibda hakiki. Sonradan ise yaratılan her sanat eseri ibda. Yani projesi farklı. Ahmet İlker'in projesi, sen söylesene ismini. Gürsel. Gürsel kardeşin projesinden farklı ibda var orada. Ama şu vücut inşa. Yani ne demek? İnşa. Yediğin domatesten, biberden, meşhur cümlemi söyleyeyim, ayıp karşılamayın. Bizim bir usta vardı, derse getirdik, bir tek bunu anlamış. Yahu merhamet et, akşam, 40. hocamın misali bu. Baban diyor, annen akşam grup fasulyeye, sabahleyin sen olursun. İnşa işte bu. Yani o grup fasulyenin zerrelerinden insan yaratılıyor. Anlatabildim mi? Senin de daha vücudunu parçala şimdi. Bütün elementler var. İnşa dediği bu. İşte bu kainattaki her sanat eserini böyle zerrelerden inşa etmesi gösteriyor ki bu durum onu mülk haline getiriyor. Bu ev niye senin? Hocam taşı taşına toprağını hep ben yaptım. Veya kendi paramla kazandım. Ulan mübarek kainatta ne var ki Allah'ın inşası olmasın? Geldik bir diğerine. İcaduhu lihada. Bütün bu kainat ve dünyadaki insanları icat etmiş olması sayyerehu memluken. Onları kendisine köle yapmıştır. Var eden o çünkü. Sanatuhu fizake. Allah Allah. Bu kainatın sanat eseri olan her şeyinde göstermiş olduğu sanatı tevaheret kitabe, kudret kalemiyle yazılarak kendini ortaya koyuyor. Allah Allah. Ben şimdi Türkiye'ye gittim. Bir defa yarım saatliğine eve uğrayabildim. Vakıfta kalıyorum ben. Kitap tehlifi için eve bile gitmiyorum. Gittim dedim bakalım bizim domatesler, biberler ne alemde. Ufak ufak daha bir. Biliyorsun bu kış bir türlü bitmedi. Senin İzmir herhalde biraz daha büyümüştür. Tabii şeye göre öyle. Şimdi orada henüz Cenab-ı Hakk'ın sanatı henüz tam tezahür etmemiş. Çünkü küçücük fideler. Anlatabildim mi? Ama şimdi bir ay sonra bakacaksın domates asılmış. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın o sanatı orada bir nevi kudretin yazısı olarak ortaya çıkıyor. Peki başka? Allah bu da çok tatlı. Sıbgatuhu fiha. Yani şu kainattaki her sanat eserinde Allah'ın vurduğu boya. Boyayı anlıyor musunuz boyayı? Bizim Adil hocam anlatıyorum değil mi? Ben ölümünden 5-6 sene önce öğrendim bir gözünün ameliyatla yani yapma göz olduğunu. Arkadaşlar öyle bir boya ki dünyanın en kaliteli takma gözünü taksanız görmüyor işte farkı. Çünkü Allah'ın boyası yok orada. Burası çok önemli. Diyor bunlardaki o boya tezaheret hitaben. Bir nevi bize
çiçekler gibi hitap ediyor. Şeftali işte. Diyor ki beni ye. Kokusuyla o şekilde. Kudretuhu fî zâke. Bu kainattaki sanat eserlerinde Allah'ın kudretinin bulunması tuzhiru haşmetehu. Onun nasıl muhteşem olduğunu ortaya koyuyor. Gidin işte değil mi? Neydi o köpek balıklarının? O dehşetli yüzüşleri bir de ya. O ne diyorlar o fok mu? Fok balıkları mı? O fok balıkları da herhalde 3-4 ton var değil mi? Ne 3-4 tonu? Yok. Yok yok fok balığı değil bir tane daha bir şey var. Aslan aslan. Şey aslan deniz aslanı diyorlar. Onlar en az 10 ton var. Yani nasıl yiyor onu diyor. Muhteşem. Rahmetuhu fi hada. Gelelim bu sanat eserlerinde Allah'ın görünen rahmeti. O da tunadimu ni'metehu. Nimetlerini tanzim ediyor. Şu anda yavaş yavaş karpuz çıktı. Kışın çıksa hiç kimse iştah çekmez. Nimetlere hep o tanzim ediyor. Haşmetuhu fi zâke. Bütün bu kainattaki sanat eserlerindeki muhteşemlik teşhedu. Şahitlik ediyor ki huvel vahid. Yani bütün kainatta tasarruf eden tek bir zat olarak odur. Ni'metuhu fi hâza. Bütün bu sanat eserleri içinde nimetleri serpiştirmesi tu'linu ilan ediyor ki huve lehad. O zatında da tektir. Vahid sıfatlarında tek olmak. Ehad zatında tek olmak. Bunları hep açacak. Ben aslında yarım yamalak mana veriyorum ki kafamız hazır olsun. Sikketuhu fî zâlike. Allah Allah. Gel bakalım Ahmet kardeş buraya. Gel burada görsünler seni. Şimdi oturma. Kainatta sanat eserleri var. Bir tanesi de Ahmet İlker. Burada Allah'ın hani o altının üzerinde bir sikke var ya. Ne diyorlar? Kabarık bir mühür. Ona sikke diyoruz biz. Allah öyle bir sikke vurmuş ki bir bütün olarak eliyle koluyla kül bir bütün olarak kimse bu mühürü taklit edemiyor. Buyurun taklit edin. Bütün Amerika, Rusya, Avrupa bir araya gelse ölmüş bir cesede can veremiyor. Sikke bu işte. Hayat sikkesi. Üstad bunu 22. sözde anlatıyor. Hayat sikkesi. Şimdi hem külde var hem de cüzde var. Yani bunun parçalarında da var. Göster elini. Arkadaşlar şu elindeki çizgilerin duruşu, şekli, çizimi, programı hiçbirinizin elindekine benzemiyor. Biliyorsun, bütün mühürler taklit ediliyor. Parmak basma taklit edilemiyor. Otur. Demek ki onun sikkesi bütün küllerde ve cüzlerde. Hatemuhu fihada. Bir de mührü var üzerinde. Fil cismi vel a'dâi. Hem cismin tamamında hem de uzuvlarda. İşte bu. Onun için kainat onun mülküdür. Şimdi geliyoruz fıkraları teker teker okumaya. Birinci fıkra, zâkel âlemur kebir fıkrası. Yani tıpkı şu âlem-i sagir, küçük âlem denilen insan gibi, şu büyük âlem denilen kainat da Allah'ın kudretinin sanat eseridir. Kaderinin plan ve programını yazdığı güzel bir eserdir. Bunu açıklayacak. Yani şu kainat denilen alem-i ekber, büyük alem ve insan denilen onun misali müsahharı. Kainatın küçültülmüş şekli insan. Ne demek bu? Açıkla bakalım sen. Böyle sırtını sağlam yere dayamışsın ama karşımda oturmakla hata işlemişsin. Ceza öderiz hocam. Ceza rastlısı. Öderiz değil mi? Peki muhterem. 5 tane duvordun al da. İnşallah. Şimdi bu önemli bir hadise. Latife ediyorum ben. Arkadaşlar alem-i müsahhar küçültülmüş bir alem. Bunun en önemli manası şu. Üstad bunu insanın hayatı cami bir hayattır diyor. Yani mesela kuş, bir kuş. Bu dünyada belli şeylere muhtaç. Ve belli şeylere ilgisi var. İnek de öyle. Karnı doysun çimden. Yemiş getirmekten başka derdi kalmaz. Ne Alman meylisinin küstahça verdiği karar,
ne de Türkiye'deki bakanlık değişikliği, ne de Afrika'daki açlık ineği ilgilendirmez. Ama insan öyle değil. İki açıdan ilgileniyor. Bir, bütün kainatı süsseniz örneği insanda var. Bir defa kainattaki bütün elementler belli nispetlerde insanda var. Bu maddi açıdan. Bir de manevi açıdan insanın vücut daireleri çok geniş. Kainatı kapsıyor. Üstad bunu 24. sözde açıklıyor. Mesela hiç yok olabilirdik, var olduk diyor. Camidat, yani cansız toprak ağaç, ağaç değil, taş olabilirdik. Hayır, ne olduk? Can. Yani bitkilerle bir hayat ortaklığımız var ama yarım hayat. Hayvan kalabilirdik, olmadık. Şuur verdi Allah. Öyle mi, öyle değil mi? Şuur itibariyle cinnilerle aramızda bir ortaklık var, meleklerle de var. Ama insaniyet verdi. Anladın değil mi? Kaliteli bir cep telefonu çıkmış, imkanım olsa da değiştireyim diyorsun. Cinlerin alakası yok bununla. Anlatabildim mi? Ama insan öyle değil. Peki, bir de diyor imanı verdi. O zaman İslamiyet'i verdi. Bununla sırf alemi şehadet, şu dünya değil, ahirete de artık uzandı kolların. Bir de marifetullah, imanı billahı verdi. Bütün kainatı kapsadı. Hem maddi ve manevi kainatın küçültülmüşmüş mü değilmiş mi? Cezanı affettik. Tamam. Demek ki şu kainat denilen alem-i ekber ve insan denilen onun misal-i müsagarı, küçültülmüş bir şekli olan alem-i esgar, küçük alem, yani insan. Kudret ve kader kalemiyle. Kader dediği planını çiziyor. Kudret de bir damla insanın suyunda var mı yok mu? Yüzlerce insan var. Ama onu kudret bir tanesini hayata getiriyor. Kudret gerçekleştiriyor. Ha. Kader, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini. Ne demek afaki ve enfüsi? Burada çok önemli bir hadise. Şimdi bir defa arkadaşlar, afaki dediği vahidiyet. Ne demek bu vahidiyet? Bediüzzaman Hazretleri nehir misalini veriyor. Diyor ki güneşli bir günde şakır şakır akan bir nehrin kenarına git. Şimdi nehrin üzerinde su kabarcıkları var mı yok mu? Her bir su kabarcığında güneşin, anlatabilirim, güneşin hem yedi rengi, hem sıcaklığı, hem de kendisi var. Yani yansıması var. Buna biz enfüsilik diyoruz. Ehadiyet delili bu. Cenab-ı Hakk'ın hakikaten mesela sırf insanda Allah'ın 70 ismi diyor 32. sözde açıkla okunabilir diyor. Sanki Allah sadece insanı yaratmak için haşa meşgul olmuş gibi yani. İtina gösteriyor. Ama onun yanında bir de afaki. Bu da ayrı bir alem. Ne demek afaki? Filipinler'deki kırmızı gülle Brezilya'da kırmızı gül aynı plan ve proje, aynı kudretle yapılmış. Onun için Kur'an-ı Kerim senurihim ayatina fi enfusihim neydi? Fil afaki ve fi enfusihim. Yok ki bizim emre çakır takır takır kuvvetli hafız okusun. Ya biz diyor onlara ayetlerimizi hem kendi nefislerinde her bir şeyin ehadiyet bu. Öteki de vahidiyet. Uzatmayalım. Enfüsî vahdaniyet delillerini gösteriyorlar. Evet, açıklama yapıyor zaten. Kainattaki sanat-ı muntazamanın intizamlı bir sanat var. İtirazı olan var mı? Kur'an-ı Kerim diyor hel terâ min futûr ferci'il basara kerrateyni. Tekrar çevir, tekrar çevir. Acaba bir kusur ve eksiklik bulabilecek miyiz? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bütün fenler ve ilimler kainattaki Allah'ın sanatını ispat etmek için kaleme alınmışlar. Ve hiç kusur bulamamışlar. Demek ki kainattaki bu muntazam sanatın küçük bir mikyasta, küçük ölçüde
nümunesi insanda vardır. Aynen öyle. Kainatta levh-i mahfuz var, insanda kuvve-i hafıza var. Kainatta alemi berzah var, insanda ne var? Hayal var. Yani bütün kainatın özeti insan. O daire-i kübradaki sanat, o geniş kainat dairesindeki Allah'ın sanatı, sani vahide, sıfatlarında tek olan Allah'a. Bak vahid kelimesini kullandı, iyi dikkat edin. Şehadet ettiği gibi şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini, yani mikroskobik sanat dahi yine o saniye işaret eder. Hemen bir tane misal verelim. Güneşin çevresinde mevleviler gibi dönen seyyareler. Bir de gel senin gözündeki bir tek atomda yine gezegenler gibi dönen neler? Nötronlar, protonlar, elektronlar. Aynı sistem. Allah Allah. Şimdi vahdetini zatındaki birliğini gösterir. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir mektubu Rabbani'dir. Terbiye edilerek yazılıyor. En iyi kim bilir bu terbiye edilerek yazılmayı biliyor musun? Arkadaşlar her sene vücudumuzun %90 küsuru değişiyor. Bizim Ahmet İlker bir ev taşıdı. Bizim de anamızı ağlattı, kendisini de anası ağlattı. 20 gün sürdü biliyor musun? Her taraf berbat. Niye taşınmıyorsun hocam, bir temizlik yapalım da sonra. Ulan mübarekler, şu anda buradaki insanların vücudunda müthiş inşaat devam ediyor. Anladınız değil mi? Mutfak değişiyor, banyo değişiyor. Banyo dediği mesele böbrekler yani, onu bilin. Ama hiçbir sıkıntı yok. Onu diyor. Terbiye içinde bir yazılıyor, anladın değil mi? Benim gidin eve, bakın masama, her taraf darmadağın. Niye? Kitap yazıyor. Ama kainatta gidin bakın. Özellikle de ben bunu çok misal veriyorum. Bizim bir bostan vardı, orada salatalık yetiştirirdik. Babam onu götürür, satar, bize şeker alırdı. Çay şekeri yani, öyle normal. Nerede şeker yiyeceğiz? Böyle durumumuz, çünkü babam hiç zekat kabul etmezdi. Allah rahmet eylesin. Sabah giderdik. Sabah namazından son, hemen sonra. Ya o mübarek salatalık sabahleyin büyürken ses çıkarır. Böyle gözünün önünde büyüyor ha. Bazen günde bir defa toplardık yüklerce. Ama o ses çıkarıyor ama ne inşaat eseri var ne de çimento izi ve kir var. Ancak böyle anlatabilirim. Mektub-u Rabbani bu demek. Daha başka manaları da var. Muntazam bir kaside-i kaderdir. Kader programını çizmiş. Ama hiç kusursuz. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَ Plan ve projesini yapıyor. O proje aynen maksadına uygun yürüyor. Öyle de şu kainat dahi insan böyle olduğu gibi aynı o kalemi kaderle, o kader kalemiyle plan projeyi o yapıyor. Fakat büyük bir mikyasta, insana göre çok büyük oranda yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir şu kainat. Kaside. Hepsi plan ve projeli. Anlattım. Bizim jeolog profesörümüz vardı. Ben imamdım Erzurum Üniversite Camisi'nde. Bir gün geldi. Böyle biraz da kaba kaba konuşur. Ali Bey şu anda da şeydeymiş. Nerede bilemiyorum. Hocam dedi, hep çiçekten misal veriyorsun. Niye taşlardan örnek vermiyorsun dedi. İlahi sanat için. Dedim vallahi işte öyle. Bugün yemeği beraber yiyoruz dedi. O fakülteye gittik. O zaman doçentti. Vardık. Yemeği yedikten sonra indik aşağı. Zemin bodrum katta. Jeoloji laboratuvarı. Dedi hocam en beğenmediğim, pis, kötü diyebileceğim bir taşı seç bakalım. Seçtim. Böyle tırmıklı çok kötü taşlar var. İnsan eline alası gelmiyor. Götürdü mikroskobu. Öyle bir desen, öyle bir desen. Ne altın yıldızda varmış, ne bahariyede varmış. Şimdi dedi taşı misal verecek. Evet vereceğim dedim. Öteki hafta taştan misal verdim. Kaside-i kader. Kainatta her şey. Muntazam hem de. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alamet-i farikayla
Ne demek alamet-i farika? Marka diyoruz ya biz ona. Ne üstünlüğü var şu malın? Kalitesi işte şöyle şöyle şöyle. Kainatta hangi şey var ki kendi dışındaki şeylerden ona ayıran üstünlük olmasın? Farenin bile kendi dışındakilerden onu ayıran üstünlükleri var, biliyor musun? Alamet-i farika ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikke-i vahdete, birlik. Bak hepimizin yüzü aynı ama hepimizin diğerlerinden ayıran bir sikke-i alamet-i farikası var. Ve bütün mevcudatı omuz omuza, el ele, baş başa veren kainat üstündeki hatem-i vahdaniyete. O da sıfatlardaki birliğe, mühre, vahid-i ehad. Hem sıfatlarında tek, hem de zatında tek olan Allah'tan başka bir şeyin müdahalesi bulunsun. Mümkün mü? Hayır. Mümkün değil. İşte birinci fıkra. Ahmet Efendi. Geldik ikinci fıkraya. Ne demiştik? İbda'uhu lizâke. Şu kainattaki sanat eserlerini ilk defa yeni bir projeyle yapmak, onu kainatı bir mescit haline getirmiştik dedik. Cümle buydu. Bakalım üstad nasıl mana veriyor. Meali şudur. Sani hakim. Başta tabii işi bitirdi. Sanatkar. Ama gidin sanat eseri olan dükkanları gezin. İnsanoğluna faydalı hiçbir şey yoktur. Ya buna ne yarar? Ulan mübarek bu sanat eseri de. Öyle de dangalakça konuşurlar ki. Anladın değil mi? Diyor ya bu ne işe yarar? Diyor sanat eseri ya. Ulan tamam da ne işe yarar? Yani bunda çorba mı yiyeceğim? Cornflakes mi yiyeceğim? Şimdi bizim hanım da bazen antika mallar almış. Ulan bu ne işe yarar diyor. Görmüyor musun antika? Tamam da işe yaramıyor. Allah'ınki öyle değil. Hem sanat eseri hem de mutlak işe yarıyor. Hakimane. Sani hakim dedi onun için. Her şeyi hikmetle sanatkarane yapan Allah... Alem-i Ekber'i, şu kainatı öyle bedi, bedi dediği eşi benzeri yok. Hiçbir yarattığı şeyin kıyametten, şeyden, yaratılışı gününden kıyamete kadar benzeri yok. Kavak ağacının yaprakları, en çoğu olan şeylerden biri. Hiçbir kavak ağacı yaprağı, ta dünya yaratıldığından beri gelen kavak ağaçları yaprağına benzemiyor. Bedi, bir surette halk edip, yaratıp, ayat-ı kibriyasını, onun nasıl büyük bir zat olduğunun delillerini üstünde nakşetmiş ki, kainatı bir mescid-i kebir, büyük bir mescid şekline döndürmüş. Çünkü onlar bu sanatlarıyla Allah'ı tesbih ediyor. Kur'an ne demek mescid yapmak? وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Kainatta hiçbir şey yoktur ki, Allah'ı hamd ile tesbih ediyor olmasın. Ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onunla o mucizat-ı sanatına, kainattaki sanatının mucizelerine ve o bedi, eşi benzeri olmayan kudretine karşı secdeyi hayret ettirerek. İnsan da secde ediyor. Ona, yani insana ayat-ı kibriyayı, büyüklüğünün ayetlerini okutturup kemer beste-i ubudiyet ettirerek Allah'ın büyüklüğünü gördükçe de kulluğuyla el bağlıyor karşısında. Allahu Ekber. Namaz bu işte. O mescid-i kebirde, o büyük kainat mescidinde bir abd-i sacid, secde eden bir kul fıtratında yaratmıştır. Hiç mümkün müdür ki şu mescid-i kebirin içindeki, şu kainat denilen büyük mescidin içindeki sacitlerin, secde eden insanların, abidlerin, bütün varlıkların, ibadet edenlerin, mabudu hakikileri, gerçek ibadet ettikleri ilahları, o sani vahidi ehadden başkası olabilsin. Mümkün değil. Vallahi. Attık mı bunun şekerini? Yok, atmadık. Aferin sana. Sen benden zekisin. Hadi bakalım. Şimdi, üçüncü fıkra. Yorulmadınız değil mi? Vallahi. Tam bir tevhid dersi bu. İnşa'uhu lizâke. Geldik buna. Şimdi yani şu kainat alemini ve insan da dahil ayrı ayrı zerreleri farklı farklı şekillerde inşa etmek. Anladın değil mi? Bir villa yapıyorsun. O villanın taşlarıyla da bu sefer
10 katlı bir bina yapıyorsun. Onun gibi yani bizim Pınarbaşı tarlasındaki o toprağın bir yani 6 ay içinde patates, sonra buğday, sonra bilmem ne, her yerde kullanılıyor o zerreler. Onun için Bediüzzaman Allah Allah El Hüccetü Zehra Risalesi'nde kainat için, dünya için zerrat tarlası diyorsun. Yani o tarlada ekiyor. Şimdi onu yapması neye yarıyor efendim? Hem mülk hem de onun içindekileri de memlük yapmıştır. Bunu şimdi anlatacak. Mani şudur ki o malikül mülki zülcelal, şu kainatın celal sahibi, azamet sahibi, maliki olan Allah, alem-i ekberi, şu kainatı bağımsız, özellikle de küre-i arz yüzünü, yeryüzünü öyle bir surette inşa ederek, inşa demek mevcuttan yapmak demek. Sadece projesi farklı. Anladınız değil mi? Ama ibda deyince ilk defa yapmak. Projeler ilk defa. Ama malzeme aynı. Pınarbaşı tarlamızın toprağının zerreleri. Öyle yapmıştır ki birbiri içinde hadsiz daireler olup o tarlada daireler dediği patates var, domates var, biber var, kenarda şeyler var, nedir, otlar çıkmış, çiçekler çıkmış. Her bir daire bir tarla hükmünde olup vakit be vakit, mevsim be mevsim, asır be asır. Şimdi bak vakit be vakiti anlıyoruz. Baharleyin işte bakıyorsun ki kirazlar çıktı. Onu takip ediyor kayısılar. Tamam. Mevsim be mevsim yine anlıyoruz değil mi? Kışın bakıyorsun ne var işte portakalın, mandalinin. Asır be asır dediği de hey babam vefat etti, annem vefat etti. Değişiyoruz. Biçer mahsulat alır. Her şey için geçerli bu. Mütemadiye. Devamlı mülkünü çalıştırır. Kainatta boş durmak yok. Kur'an-ı Kerim bunu kulle yevmin huve fişe. Allah her an faaliyet halinde. Tasarruf eder. En büyük daire olan zerrat alemini, bak burada da söylüyormuş. Yani zerre dediği atomlar alemini bir tarla yapıp. O bizim Pınarbaşı tarlası. Burada da yeryüzü tarlası. Orada çıkarıyor işte. Her zaman kainat kadar mahsulatı veriyor. Kudretiyle, hikmetiyle onda eker, biçer, kaldırır. Yahu, insanları da ekip biçip kaldırıyor. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Hele baksınlar diyor, geçmişte nice asırlarda, nece milletleri ve nesilleri diyor getirdik. Şimdi mülkleri zail oldu gitti. Şimdi kendileri onların yerine geldi. Bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Alem-i şehadetten şu anda sen nesin? Gözle görülen, kulakla duyulan şehadet alemindesin sen. Kaç yaşındasın? 56. 56 yani benden küçüksün. Tamam 5 yaş küçüksün. Alemi gayba. Yakında inşallah ben gayb alemine geçeceğim. Allah uzun ömür versin. Öyle. Öyle tabii. Şimdi hiç doğmayan bebek gayb aleminde. Önce alemi şehadete geliyor. Sonra tekrar gayb alemine. Şimdi İmam-ı Gazali, Bediüzzaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep gayb alemindeler. Daire-i kudretten, kudret dairesi. Şu anda biz kudret dairesindeyiz. Daire-i ilme. Vefat edip gelince Allah'ın ilim dairesinde kalacağız. Bir zamanlar bir ak gündüz vardı. Anladın mı? 40. hocamın misalini söyleyeyim mi? Eğer diyor ahirete iman etmemişse, Allah'a imanı yoksa, olan bir zamanlar, filan efendi vardı. Sofrada yedi, tuvalete döktü. Sofrada yedi, tuvalete döktü. Sonunda da fareler eğer şişmansa memnun kaldılar. Yoksa da ulan eti de beş para etmez dediler. Onlar Allah rahmet eylesin. Güzel söylerdi ki bunu. Yani Ahmet efendi ne fare memnun derdi, ne tuvalet memnun. Doğru söylüyor. Eğer ahirete iman olmazsa. Allah Allah. Sonra mutavassıt bir daire olan, yani ortada olan, biz ortadayız, zemin yüzünü aynen öyle bir mezra yapıp tarla. Kimler dikildi, kimler biçildi? İster meyveleri düşünün, ister ekinleri, ister insanları, ister hayvanları. Yapmış ki mevsim be mevsim alemleri, envaları, değişik türleri. 300 bin çeşit bitki türü var. 100 bin çeşit hayvan türü var.
içinde eker, biçer, kaldırır. Manevi mahsulatını dahi, birisi iyilik etti, birisi kötülük etti, biri zina işledi, biri iffetle evlendi. Bunlar manevi mahsulat. Manevi gelirler. Bunlar da çıkacak. İzâ zülziletil ardu zilzâleha. Yeryüzü kıyamet günü şiddetle sarsıldığında. Ondan sonra okuyun. İzâ zülziletil ardu zilzâleha. Ve ahracetil ardu zilzâleha. Yeryüzü içine topladı. Bütün ağırlıklarını ortaya dökecek. Aha ya Rabbi filan adam değil mi? Bara giderken. Aha ya Rabbi filan adam da camide namaz kılarken. Hepsi kayıtlı. Sonra okuyun da unutmayın. Ve kâlel insânu mâle. O iyilik veya kötülük sahibi insanlar. Ya ne oluyor bu yeryüzüne? Nereden bizi kayıt altına almış ya? Ayfeyde'de mi çalışmış yoksa? MİT mi çalışmış? Devamı? Hayır. Yeryüzünün burada dahli yok. Çünkü Rabbin ona ilham etti. O da hepsini kaydetti diyorsun. Aman ya Rabbi. Manevi mahsulatını dahi gaybi. Şu anda bizim için gaybi. Levh-i Mahfuz çünkü. Uhrevi, misali ve manevi alemlerine gönderir. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi, bak bu da bir bahçe. Önce kainat bir daire. Sonra yeryüzü onu misal verdi. Şimdi bahçeye el alıyor. Yine 100 defa, 1000 defa kudretle doldurur. Bazen patates, bazen mısır. Öyle değil mi? Aynı bizim Pınarbaşı bahçesi. Hikmetle boşalttırıyor. Daha küçük bir daire olan zihayatı. Neydi senin adın? Gürsel. Ha, Gürsel'i. O da şimdi şey, ne ekecek ne biçecek. Önce çocuktu, sonra büyüdü. Her sene ekip biçiyor, %90'ı gidiyor. Mesela bir ağacı, bir insanı 100 defa onun kadar ondan mahsulat alır. Aman yarabbim. Hem maddi mahsulat hem manevi mahsulat. Onlara geçmiyorum. Demek o malikül mülki zülcelal, celal sahibi, mülkün hakiki sahibi olan Allah, küçük büyük cüz'i külli. Her şeyi birer model hükmünde inşa ederek, yüzler tarzda, taze taze nakışlarla, münakkaş nakışlı mensucatı sanatı. Sanatının dokumalarıyız biz. Bak. 5 parmağımı ne güzel dokunmuş. Subhanallah. Onlara giydirir cilve-i esmasını, isimlerinin cilvesini, mucizat kudretini, kudretinin mucizelerini. İşte kulak kudretinin mucizesi. Tam yerinde. Üstad 12. pencerede öyle diyor. Kulağındaki, vücudundaki diyor, eğri büğrü yerlerin hikmetlerini düşün. Haluk kardeş, kulağım eğri olmaz, düz olursa o zaman eğri olur. Duymaz çünkü. Kudretini ishal eder, gösterir. Kendi mülkünde her bir şeyi birer sayfa hükmünde inşa etmiş. Her sayfada yüzer tarzda manidar mektubatını yazar. Hikmetinin ayetlerini ishal eder, ortaya koyar. Zişurlara, şuur sahiplerine okutturur. Hayvan gibi yiyip içenlere değil. Şu alem-i ekberi, büyük alem olan kainatı mülk şeklinde inşa etmekle beraber şu insanı dahi öyle bir surette halk etmiştir, yaratmıştır. Ve ona öyle cihazlar, aletler, havas, bir kısım duygular, hissiyatlar ve bilhassa nefis vermiş, heva, arzu ve istek vermiş. İhtiyaç vermiş, iştiha vermiş, hırs vermiş ve dava vermiştir ki aman ya Rabbi o geniş mülkünde bütün mülke mühtaç bir memlük, bir evet kölesi ama Allah'ın ama bütün kainattaki her şeye mühtaç bir memlük hükmüne getirilmiştir. İşte hiç mümkün müdür ki pek büyük olan alemi zerratta Allah zerreler alemi. Ta bir sineğe kadar bütününü mülk ve tarla yapan ve küçük insanı o büyük mülke nazır, oraya bakan görevli ve müfettiş ve çiftçi, kainat tarlasının çiftçisiyiz bizler. Tüccar, dellal, abid, Allah'a ibadet eden kullar ve memlük yaptıran ve kendine muhterem bir misafir
ve sevgili bir muhatap ittihaz eden o Malikül Mülkü Zülcelal'den başka o mülke tasarruf edip o memluke, o insana efendi ve seyyid olabilsin. Mümkün mü başkası? Haşa. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.